Etmek için bahane arıyorsun diyor. Şimdi Osman'ın karnı bir tarafa. Bırak. Bırak diyor. Şimdi kardeşim. Şimdi Muaviye bir vali. Hazreti Ali bir devlet başkanı. Bir vali kalkıp da devlet başkanına hukuken o gün içinde bugün içinde böyle bir talepte bulunamaz. Istifa et. Bir vali vali bu. Devlet başkanına istifa et de şöyle olsun diyor. Böyle bir talepte bulunamaz. O vali de görevden alınmış bir vali. Evet yani görevden de alınmış bir vali. Şimdi ve bir çarşamba günü 26 Temmuz 657 yılında iki ordu karşı karşıya geldi. Üç gün sürdü bu savaş. Savaş başlıyor. İki taraf Allah Allah diye birbirlerine hücum ediyorlar. İki taraf da şehit olduğunu düşünüyor düştükçe namaz vakti geliyor savaş duruyor. Hz. Ali'nin ordusun ordusu bu tarafta abdest alıp saf tutup namaz kılıyor. Muaviye'nin ordusu da öbür tarafta saf tutup namaz kılmaya başlıyor. Namaz bitiyor. Alıyorlar kılıçlarını ellerine tekrar birbirlerine giriyorlar. İkinci gün, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan 27. gece ona Leyletül Harir diyor tarihçiler. Yani harareti, ısısı çok yüksek gece demek. O gecede savaş durmuyor. Daha önceki gün savaş gece duruyordu. Sabaha kadar biri birilerini yok ediyorlar. İş öyle bir noktaya geliyor ki, Sıffin Savaşı'ndaki insan sayısı, katledilen insan sayısı, en düşük rakamı 70 bin veriyorlar. 70 bin. 90 veren var, 110 Şimdi ne oldu bu? İş öyle bir hale geldi ki üçüncü gün Cuma günü Hz Ali ordusu çembere aldı Muaviye ordusunu son darbeyi vuracak. Muaviye Araplarda bir tabir vardır. Arapların dört dahisi. Arap ırkının tarihinde yetişen dört dahi adam bunlardan biri Muaviye'dir. Muaviye kabul edilir. Meşhur Mısır Fatihi Hazreti Ömer'in kumandanı Amr İbnül As bu da Arapların en zekisi kabul edilir. Muaviye'nin yanında yer alıyor. Bakın. Bakıyor ki ordu gitti yenilecek Muaviye artık her şey gidecek. Muaviye diyor ki bu mağlubiyeti önlemenin bir tek yolu var söyleyeyim mi? Nedir diyor. Söyle aha bitmek üzereyiz. Askerler Müslüman. Herkesin cebinde Kur'an-ı Kerim sayfaları var. Herkes diyor cebindeki Kur'an sayfalarını çıkarsın, mızrakların ucuna taksın ve bağırsınlar. Bağırtılar da slogan şeklinde şunlar. Ey Müslümanlar. Irak'ta ve Şam'da insan kalmadı. Bundan sonra kim Müslümanlık eder? Kim namaz kılar? Kim oruç tutar? Kim cihada gider? Şimdi biz sizi Cenabı Hakk'ın kitabına davet ediyoruz. O mızrakların başındaki Kur'an sayfalarını göstererek Savaşı bırakalım. Gelin Kitabullah'a uyalım. Bizler ve sizler bu kitaba iman etmişiz. Gelin onunla amel edelim. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun. Bu bağırtılar Muaviye'nin ordusu slogan halinde bunları bağırıyor. Hazreti Ali ve komutanları diyorlar ki yenilecekler, bitmek üzereler bu bir hile. Bu bir hile. Üç gündür savaşıyoruz. Biz iki aydır bunlara heyetler gönderdik. Git gel, git gel, git gel, git gel bir şey çıkmadı şu anda. Yok olmak üzereler. Şey. Fakat Muaviyenin askeri disiplinli asker. Şam valisi olduğu için devlet sistemini Roma'dan Bizans'tan almış, askeri sistemi de oradan almış. Profesyonel askeri var Muaviye'nin Ali'nin ki toplama. Özellikle o küfeliler bağnaz tırnak içerisinde Hz. Ali bağırıyor diyor ki eşler onun ordu komutanı bağırıyor uymayın buna diyor. Onlar diyorlar ki hayır biz Kur'an'a nasıl kılıç çekelim? Kur'an aramızda hakem olsun diye bağırıyorlar. Biz Müslüman kardeşleriz. Bakın Kur'an hakem olsun. Biz Kur'an'a nasıl kılıç Ya yapmayın, etmeyin. Bu bir hiledir. Bilmem nedir. Hayır. Ali'nin ordusu ikiye Biri Birbirlerine girecekler bu sefer. Ali sonunda pek diyor. kabul ediyorlar. Onun üzerine savaş duruyor. Eee yetmişe kadar ileriye götürdü. Ortada şu var. Gene aynı Müslüman alimler tarihçiler Abdullah İbni Sebe'yi Cebel'den aldılar buraya getirdiler. O da maşallah o da geziyor. da maşallah şey geziyor. Yine diyor işte anlaşacaklardı Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali anlaşacaklardı. Bunlar sahabe-i kiramdır şöyledir böyledir bilmem ne. Yine gece böyle karşılıklı oklar aynı plan devreye sokuldu. Bunlar da vay ne oldu karanlıkta birbirlerine girdiler. Yemezler kardeşim. Yemezler. 70 bin Müslüman. Kimin için savaşıyorsun? Ortada ayetler, kısa ayeti, Bakara suresi 72. ayetini diline dolamış. Mekke'dekiler, bu da İsra suresinin 33. ayetini diline dolamış. Ve bir vali saltanat peşinde. Devlet başkanına isyan etmiştir. Hadise baştan sona siyasidir. Dini hiçbir tarafı yoktur. Hiç kimse bunu iddia etmesin. Tamam. Ee... Hadi bessepsel bir, bir yaklaşıma Ben Sünniyim, hocam da sünni. Bu başka bir şey. Yani bunun altını çizmek bile beni e, rahatsız ediyor. Ama bu vahşete nasıl ihtilaf denir yani? Ben hadi hadiseye peygamberin torunlarını katledeceksin. Şöyle bakarım. Burada beni sünniler de ilgilendirmiyor, Aleviler de ilgilendirmiyor. Ben bu niyet de yetmiyor. Yetmez. Yani sonuç hüsnü ortadan niyet, kaldırıyor. Alimler bunu şöyle şey diyorlar. Hüsnü niyet ve iştahat farkı. Yok böyle bir şey. Hadise siyasidir. O siyasi hareketlerin içerisine düşmüşlerdir. Yanlış yapmışlardır. Hadise budur. Biz insan olarak bunu tespit ederiz. Muaviye'ninki tamamen saltanatı ele geçirmektir. Tamamen. Bir valinin isyanıdır bu. Ve bir devlet başkanının bir valinin isyanını bastırması için hareketi geçmesi devletin hakkıdır. Devlet başkanının da görevidir. Öbürü isyankardır. Derdi ne Hazreti Osman'ın kanıdır, ne şuydur ne buydur. Nitekim İslam dünyası, alimlerin seyri bunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Yani Müslümanlar bunu bugüne kadar doğru değerlendirmemelerinin sebebi iki sebebi var. Bir, toplumun kanaatlerinden o 1400 yıllık tortulaşmış kanaatten çekindiler. Bana yarın işte sapığın biri derler, işte sahabe dil uzattı derler, şu derler, bu derler. Kardeşim peygamberi gören herkes Hazreti Ebubekir değildir, Hazreti Ali değildir. Bunlar insandırlar. Sahabenin içerisinde içki içen var. Sahabenin içerisinde kumar oynayan var. Sahabenin içerisinde zina yapan var. Sahabenin içerisinde hırsızlık yapan var. Yalan söyleyen var. İnsan bunlar. Hepsi Hazreti Ebu Bekir gibi. Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ali gibi. Hazreti Osman gibi dürüst değillerdir ki. Ümmetin bir vicdanı var. Bu çok önemli. Ümmetin vicdanı devrin abesini şey ettim. Yok vahiy katibiymiş. Yok bilmem neymiş. Yok bunlar. Bunlar işin meşruiyet çarklarıdır. Siyasi iktidarlara yakın tarihçilerin meşrulaştırma, temizleme oyunlarıdır bunlar. Operasyonlardır. Bana her Müslüman ve mümin o 70 bin kişinin ne işin var senin orada? Sen İsra suresinin 33. ayetin numarasına yatacaksın. Ayeti alacaksın ağzına. Kur'an bana efendime söyleyeyim. Emrediyor. Osman'ın kanını dava etme hakkını veriyor. Ben Allah'ın emrini yerine getirmek için uğraşıyorum. Bir kişinin katili için 70 bin kişinin ölümüne sebep olacaksın. Bu numaraya yatacaksın. Yok kardeşim. Bu yok. Orada hayatlarını kaybeden insanların. Ve ben şuna inanıyorum. Bugün bir buçuk milyar insan Hz. Ali ile Muaviye dirilseler. Bir buçuk milyar insan Ali'nin yanında yer alır. Bu nettir. Birkaç cizi çıkar. Bir iki tane. <laughs> Yahu kardeşim bir iki tane çıkar çıkmaz. Ben onu bilemem. Şey edemem. Şimdi buradan girişle gelelim bu işin sonucunu biraz. Evet. Alalım. Evet. Savaş 26 Temmuz'da başladı, o yazın sıcağını da düşünün. 29'unda <laughs> sona erdi, 70 bin ceset orada bırakıldı. Ve ondan sonra hadi gelin dediler, bir anlaşma yaptılar. 31 Temmuz 657'de Muaviye yok olacaktı, ordusunu aldı, Şam'a çekildi. Ali de aldı, Küfeye geldi. Yalnız orada bir hakem seçtiler. Yani bu meseleyi Muaviye ile Ali arasındaki bu meseleyi hakemlere Kur'an'ın ışığında çünkü mızraklara takılan Kur'an sayfaları ve Muaviye'nin ordusundaki sloganlar aramızda Kur'an Allah'ın kitabı hakem olsun dediler. O savaşı durduran grup Ali'nin ordusunda. Cahil Yo bas. Kafası basmayan. Yahu bir oyun denildiği halde hayır döndüler Hazreti Ali'ye seni kılıçlarımızla şey ederiz. E peki. Hakem kimi seçelim bu iş için? Ebu Musa dediler. Ebu Musa el-Eşari büyük bir alimdir. Hazreti Ali'nin Basra valiliğinden aldığı zattır. Eşariliğin de kurucusu, kurucusu kabul edilir. Yahu kardeşim Ebu Musa saf bir insan bir. Müslüman, mütedeyyin, alim her şeyi var fakat diplomasiyi bilmez, siyaseti bilmez, bilmem neyi bilmez. Hazreti Ali istemiyordu bu sefer o grup kılıçlarını aldı Ebu Musa olacak dedi. Onu küfe valiliğinden tanıyorlar. Hazreti Ali buna yeni bir fitne çıkmasın, kendi ordusunda bölünme olmasın diye eyvallah etti. Buna eyvallah etti bize düşen görev. Ben insanlar memnun edeyim diye bir derdim yok. Ben hakikatin yanındayım. Ben vicdanın yanındayım.